Biraz tehlikeli deneylerimiz var. Öğrenciler hem laboratuvardaki olayı sahip oldular hem de kendileri yaptılar. 11. sınıf öğrencilerimiz. 11. sınıfta da kimyasal çekme dersi, kimyada konumuz var. O konuyu hem yaparak hem yaşayarak görmüş oldular. Kavadiklerinde değil, kendileri somut olarak bunu yaşamış oldular. Bunu gerçekleştirecekler şimdi. Şimdi arkadaşımız çekme yapma deneyi yaptı. İlk olarak şimdi biraz bir çabuk koyuyoruz. Daha sonra yakın. Sağ ol Fatih. Biraz yaklaşabilirsiniz. Buradan bir şey görebilirsiniz. Yanma tekniği. Kendileri yaparak bilimsel bir şeyler ortaya koyuyorlar. Günlük hayatta kullanılabilecek basit makine tarzı mesela buradaki yazıyı serinlemek için. Şarjı içerisindeki motor sistemiyle. Pil var değil mi içinde? Tabii. Sokak lambalarının gereksiz yanmaması için sadece bir cisim geçtiğinde sokak lambası yanıyorum. Hadi sen şöyle hareketi daha görüne bakıyorum. Otoyollarda düşünüyorlar zaten. Gece belli bir saatten sonra trafik yoğunluğu azaldığı için lambaları kapatıp araba gelirken bununla ilgili bir çalışma var ya. Bizlerle ilgili birlik test makinemiz var. Burada normaldeki metallerin ezilmesi için büyük makineler var ya, onların günlük hayattaki modellemesi. Gördüğünüz parabolik bir ortam. Parabolik ortamdaki parabolik engeli ince kenarlı mercek ve kalın kenarlı mercek olarak göstermek istedik. Dalgalarımız dairesel dalgalar ve doğrusal dalgalar olmak üzere iki çeşitli inceleniyor. Gönderdiğiniz doğrusal dalgalar aynı ışık ışınlarında olduğu gibi dairesel şekilde geliyor bu kenarlı mercekte. Ve biz de bu dalgalarla ışın arasındaki ortaklığı bulup ışın bir dalga olduğunu kullanmak istiyoruz. Şöyle gönderdiğiniz doğrusal dalgalar bir tarafı dairesel olarak değişiyor. Işık da daha bizim için somut bir kavram olmadığı için dalgalarla bu ışığın dalga olduğunu kullandığını tanıtmak istiyorum. Mermerlerimiz var. Mermerlerimiz daha çok belli oluyor. Camda fazla belli olmuyor. Kalınlığından kaynaklı.
gerçek bildiğiniz gibi her yerde aynı diğer konuda göre değişiyor. Bir de deneyde gerçek bildiğini bulmaya başladık. Yöntem şu, bir çekiyoruz, bırakıyoruz. Bir sanım dediğimiz gidip gelme olayı var. Bir periyot, burası bu sanım. Biz bunu 10 periyot çektik. 10 sanım çekini aldık ki hata payı en az indirmeye çalıştık bu şekilde. Formülümüz var. Bu bulduğumuz sonucu formüle yazdık. Gördüğünüz gibi. Buradaki S, zaman bölü salını. 10 salını bizde genelde 13 saniye veriyoruz. Yani bu durumda periyot 13 bölü 10 oldu. Bu madde kendi ağırlığının yüzlerce katı kadar suyu tutabiliyor. Bebek bezlerinin içinde bulabilirsiniz. Maymuncukların içinde kullanabilirsiniz. Bebek bezinin içindeki maddeyi biz suya attığımız zaman bayağı katı bir hal aldı. Yani bu da suyu emdiğini gösteriyor. Ayrıca karıda da minik tank olarak kullanılıyor. Bilinç alıp olmadıydı. Bu anketi 100 tane 100 kişiye uyguladık bu anketi ve anket sonucunda gördük ki son anlıkların %90'ını bilinçli ilaç kullanırken %10'u bilinçli ilaç kullanıyormuş. Çok iyi bir rakam. Biz aslında en başta %55'i bilinçli dediğim bir kafes bulmuştuk. Fakat bir şekilde çıkıyor ve biz bir şey daha araştırdık. Son anlıkta kullanma tarihi geçmiş ilaçların imha edilmediği ve bunun için eczanelerle röportaj yaptık. Ve onlar da bize şöyle dediler, imha edilen bir merkez yokmuş Sana'da fakat onlar Sağlık Bakanlığı'na gönderip o şekilde imha ediliyormuş. Biz de seneye... Amacı neydi? Bizler amacımız neydi? Bunlarda gerçekleşen olayları sahneleri daha inandırıcı kılmak. Gönülsel olarak yani. Evet, daha inandırıcı sahneleri. İnandırıcı sahneleri. Laboratuvarda kendilerini yapıyorlar. Kim kurbanımız? Sıra ne? Kesiyor. Kedeki suların arasını tutuyor. Arsenik alıyor. Ben kullanıldığını bilmiyorum. Genelde kurbanlar var. Arsenik arasını en çok zor olabilir. İnsanlar genelde kitaplara dokunarak okumaya çalışıyorlar ve görme engelli olmayan insanlar da iş yerlerine giderken vakit bulamıyorlar kitap okumaya. Biz de düşündük ki bir kitabı okumak yerine onların tiyatro haline getirsek ve insanlar onu dinlese ve hayal gücü daha da gelişse. Bunu zaten internet yapmıştı ve reklamından falan çıkmıştı birkaç yıl önce. Biz o sadece seslendirmesiyle de kitabı durumuz okuyorduk. Biz her karaktere ayrı bir ses verip hepsinin tiyatrolaştırılmasını sağladık. O kendisi son yıl çocuğu oldu. Güzel.
teşekkür ederim. Sen duydun. Eğlenceli bir çalışma. Bizim projemiz gençleri anlamak zor mu? Bizim projemizin amacı gençlerin kendi aralarında kullandığı ve sosyal medyada bazı kelimelerin gençlerimizle büyüklerimiz tarafından anlaşılamamasından dolayı. Ve biz de buna çözüm olarak bir çözüm konuşuyoruz. İsterseniz size aşama aşama projemizi anlatalım. İlk aşama olarak kelimeleri derledim, topladım. Bu aşamada yaklaşık 2-3 gün sürdü. Arkadaşlarımız aramızda kullandığımız kelimeleri seçtik. Sosyal medyadan yardım aldık bu aşamada. Ve bir kredi yazdık bu kelimeleri. Arkadan ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada sokağa çıkıp bizden yaş ve büyük insanlara bu kelimeleri sorduk. Onlar bize bir takım cevaplar verdi. O cevaplamaları bir röportaj haline getirdik. Bitkinin verimini arttırıyor, elde edilme süresini azaltıyor, en kısa sürede en verimli ürünü elde edebileceğimiz en iyi gübre. Ve kırmızı Kaliforniya solucanın vücut sıvısı, serum sıvısı diye bir sıvı var. Ve bu sıvı onunla birlikte gübreye atıyor. Gübrenin de dediğim gibi daha verimli olması ve besin maddesini daha fazla yükseltiyor. Sonra bunları ektik. Aynı anda mı ektiniz hepsini? Bu azlamda solucan gübresini bir hafta sonradan ekmek mesela solucan gübresini biz de 4 aydır gözlemliyoruz solucan gübresini. Bu kimyasal gübresi. Kimyasal gübresi biraz bitkiyi yaktı fazla olduğu için. İnek gübresi de bitkiyi yakar, bu da yakarmış, toprağı yakarmış. İnek gübresi de fazla çıkamadı. Solucan gübresini biz bir hafta sonradan ekmek zorunda kaldık. Çünkü ama gübremiz hemen yetişmedi. 4 ay bekledik. Koyun gübresine bir haftada yetişti. İşimiz olacak. Evet. Yani gelişimi durdu. Bunun gelişimi aslında devam ediyor. Koyun gübresi ve solucan gübresi şu an aynı boyda gibi ama solucan gübresi bir hafta sonundan ekleyeceğim. Buradan da bir işçilerimiz var. Yani bir bakıma organeller. En küçük yapımız 10 hücrenin çok fazla işçisi var. Biz bunlara organeller diyoruz. Her işçinin farklı bir görevi var. O görevler bizim yaşamsal faaliyetlerimizi sağlıyor. Protein üretmek, enerji üretmek gibi. Sentrozom hücrelerin bölünmesini ve üremesini sağlıyor. Bu sayede hücreler bölünüp artabiliyor. Ribozomumuz, mitokondrimiz kendi başına yaşayabiliyor. Ribozomumuz protein üretiyor. Burada lizozomumuz var. Besinleri sindiriyor. Ayrıca besin kokulumuz var. Sağlıklı kokulumuz var. Golgimiz var. Paketlemede görevli bir de kokulumuz. Burada endoplazmik kolumuz bir bakıma çekirdek ve diğer organlar arasındaki bağlantımız ve çekirdek. Hayvanların bir hücresi. Mikroskopta da görüntü. Mikroskopta da bitki hücresi var. Burada da bitki hücresi var. Şey sulamıyoruz. Ama isterseniz kolonya verebilirim. Evet, İngilizce için bir tabu yaptık. Amacımız hem eğlendirmek hem öğrendirmek. Yani kelimeleri ezberlemekle bir Türkçe kendimiz için oyun oynayarak kelimeleri öğrenmeleri sağlıyoruz. İki önemli kural var. İşaretleri kullanamıyoruz. Mesela okullandırırken gösteremiyoruz. Ve de İngilizce dışında bir dil kullanamıyoruz. Yani Türkçe konuşarak yani alır sayısı anlamı böyle gösteremiyoruz. Evet, gösteremiyoruz. En çok sayı alanda kazanıyoruz. Hani şey yok. Tanjant ekseni, kotanjant ekseni yok. Şimdi ben yapıyorum. Mesela kosu. Böyle yanıyor. Kosu böyle bir
7 yazılıyor, 8 artı 2, 10. 0 yazılıyor, elde var 1. 9 artı 1, 10. 107 çıkıyor. Çıkmış artı şuradan başlayalım. Tamam. Ya bunu da gidelim. Aldığınız dersten belli bir tür aynı saatte okutulmaktadır. Üç ders seçmek isteyen bir öğrenci ders seçimini kaç dakika yani bir kez kremi Bu ne? Matematik terimleriyle oynanan bir tabu. Buradan soru seçiyoruz. Yasaklı kelimeleri kullanmadan matematik terimini anlatıyoruz. Eğer bilirsek bir adım ilerliyoruz. Bir tane çıkacak. Bir tane çıkacak.